Fatih Medreseleri, 1986'dan beri hizmetinizde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في آية أخرى ما زاغ البصر وما طغى وقال في آية أخرى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغط إنه بما تعملون بصير صلى الله العظيم Mevlam Teala Resulullah'a yakışır ümmet olmayı hepimize ikram eylesin. Resulullah'ın ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini, her zerresini, her zerremize ikram eylesin. Evlatlarımıza nasip eylesin. Gençlerimize nasip eylesin. Mevla hepinizden razı olsun. Bir konuya değinmek istiyorum. Bu alkış işi bize yakışmaz. O yüzden inşallah alkış yapmamaya çalışalım. Allah hepinizden razı olsun. Siz gönüllerinizi alkışlıyorsunuzdur inşallah. Gönüllerinizden alkışlarsınız inşallah. Mevla Teala hepimize başarılar nasip eylesin. Resulullah yolundan yürümeye bize ikram eylesin. Şimdi günümüz Resulullah'la alakalı toplandığımızdan dolayı Resulullah'ı anlatmak ne mümkün vasfolunmak ol Habibi ana vasfemen Allah karibi o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatmak onun özelliklerini anlatmak ne mümkün? Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ifadelere dökmek çok zor. Ancak ne kadar bahsedebilirsek o kadar bizim için kıymetli olması hasebiyle inşallah o yüzden bahsedeceğiz. Allah'ın da kıymet bilmeyi, şefaate nail olmayı bize nasip etsin. Yoksa Resulullah'ın hangi özelliğini anlatabilirsin? Hangi özelliğini anlatabilirsin? O alemlerin sahibi Hazreti Allah Celle Celaluhu'nu en güzel şekilde anlatan, resmeden, en güzel şekilde sırlarını, hakikatlerini, özelliklerini taşıyan o zatı anlatmak mümkün değil. Ancak ne kadar becerebilirsin? Allah'ın tamamını anlamayı hepimize nasip etsin. İnşallah tamamını hissetmeyi hepimize ikram etsin. Yakın zamanda Resulullah'a gittik elhamdülillah. İlk ziyaretlerimiz de Medine-i Münevvere oldu. Arkadaşlarımız burada, beraber gittiğimiz arkadaşlar burada. Elhamdülillah çok güzel ziyaretler oldu. Resulullah'ı ziyaret ederken canlı canlı ziyaret ediyoruz. Canlı canlı Resulullah'a canlı selam vermeye çalışıyoruz. Ve bütün azalarımızı hissetmeye çalışıyoruz. İnanın sizin adınıza da selam verdik. Ve Resulullah size de selam göndermiştir. Öyle iman ediyoruz. Allah'ın Resulullah'ın kıymetini bilmeyi hem dünyada hem ahirette bize ikram eylesin. İhsan eylesin. Bugünkü konuşmada Resulullah'ın davaya karşı, davasına karşı, imanına karşı, Allah'a karşı o dik duruşundan bahsetmeye çalışacağım inşallah. Çünkü diğer konular da var. Ancak bu konferanslar şu anda dördüncüsü tertip ediliyor. Her konferansta aynı şeyi anlatmış olsam bu söyleyecekler gibi hocam aynı şeyi anlatıyorlar diye. Ama bugün üzerinde duruyorum. Resulullah'ın davasına karşı dik duruşunu, davadan asla taviz vermeyişini, her şeyiyle beraber, her zerresiyle beraber Allah'ı memnun edişini inşallah dilimizin döndüğü kadar ayetler içinde anlatmaya çalışacağız inşallah. Allah'ım bize de Resulullah'ı en güzel şekilde örnek almayı, önderimizi en güzel şekilde takip etmeyi hepimize nasip etsin. Şimdi bu hususta çocuk yaşında Resulullah'a baktığımızda daha 4 yaşında kendisini oyuna çağırıyorlar. Buyuruyor ki ifadeye dikkat edin rica ediyorum. Anneler, ablalar, abiler, kardeşler rica ediyorum.
4 yaşında bir yavru oyuna çağrılıyor. Buyuruyor ki biz bu dünyaya oyun için getirilmedik. Allah'ın bu şuuru bütün ümmete, hepimize hissetmeyi, anlamayı biz nasip eylesin. Daha çocuk yaşında yine 7 yaşlarında, 8 yaşlarında dedesi Abdülmuttalip kendisi baş köşeye oturtuyor. Bütün istişareden sonra soruları tekrar kendisine geliyor. Bu konuda ne buyurursun ya Muhammed? Peygamberimiz söylüyor. 7-8 yaşlarında peygamberimiz söylüyor. Onlar hayata geçiriyor. O yaşta en güzelini hissetmiş, olgunluğu yakalamış, her şeyiyle mükemmel. Mevlam çok iyi anlamayabilmiş ikram etmiş. İleriki yaşlarında, 20 yaşlarında hilful fudul, yani adalet cemiyeti. Hatta peygamberlik kendisine geldikten sonra tekrar aynı cemiyet kurulmuş olsa aynı şekilde o cemiyette olurdum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zalimlere karşı dik durma cemiyeti. Mevlam burayı da çok iyi anlamayabilmiş ikram etmiş. Peygamberlik kendine geldiğinde tek başına olmasına rağmen, dikkat edin ifademe, doktor tavsiyesi boğazlarını diyor ıslak tut. O yüzden özür dileyerek inşallah karşınızda su içmiş olacağım ama özür dileyerek içiyorum inşallah. Doktor tavsiyesi. Tekrar ediyorum, 40 yaşında peygamberlik kendine geldiğinde tek başınaydı. Üzerinde dura dura söylüyorum. Tek başına Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün alem karanlık içinde. Herkes putlara tapıyor. Diri diri çocukları gömülüyor. Lahtı değil, iyi düşünmek lazım. Her türlü zulüm var. Her türlü karanlık çökmüş her tarafa. Peygamberimiz tek başına. Ama asla davasından vazgeçmiyor. Tek başına da olsa bu dava yürüyecek anlayışıyla, şuuruyla hareket ediyor. Ve bugüne kadar bu dava en güzel şekilde ulaşıyor. O yüzden kıymetli cemaat, rica ediyorum. Elhamdülillah, yeryüzünde tek başına değilsin. Ama tavizkar Müslüman değil. Peygamberi her şeyiyle takip eden bir Müslüman olmayı Mevlam hepimize ikram etsin. O tek başına olmasına rağmen asla dininden taviz vermedi. Geldiler kendisine, ya Muhammed dediler. Eğer Arabistan'da söz sahibi olmak istiyorsan, yani bugünkü ifadeyle söylüyorum, başbakan olmak istiyorsan, o büyük şeylerde başbakan olmak istiyorsan seni başımıza baş yapalım, başbakan yapalım. O büyük şartlarda söylüyorum, dikkat edin ifademe. Ancak bizim putlarımıza laf söyleme. Eğer en büyük zenginimiz olmak istiyorsan, en büyük zenginimiz olmak istiyorsan bütün mallarımızı sana teslim edelim. Sadece ve sadece bizim putlarımıza laf söyleme. Dinini gider yaşa, dinini anlat, dinini yaşar ama bizim putlarımızı kabul et. Eğer makam sahibi olmak istiyorsan, eğer en güzel hanımlarımızı istiyorsan, bütün hanımlarımızı boşayalım sana verelim, bütün kızlarımızı sana verelim. Yeter ki bizim putlarımıza söz söyleme. Efendimizin ifadesi dava hakkı. Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben davamdan vazgeçmeyeceğim. Allah'ın bu şuuru, bu hassasiyeti hepimize ikram eylesin. Biraz daha kuvvetli amin. Amin. Alkış istemiyorum ama amin istiyorum. Amin. İnşallah. O yüzden o günkü peygamberin ahlakına baktığımızda, o hassasiyete baktığımızda bugün de o hassasiyeti inşallah yakalayacağız ve Mevla Teala da bize de aynı güzelliği nasip edecek inşallah. İnşallah. Bakın yine bir ifade anlatmak istiyorum. Hazreti Hamza radıyallahu anh ava gitmiş, avdan dönüyor. Bir cahil kendisi karşılıyor. Çok ciddi hakaretlerle bulunuyor. Yeğenine Ebu Cehil ağır ifadeler kullandı. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme, kainatın en zalim insanı, en hayli insanı Ebu Cehil çok ağır konuştu. Hamza diye Hazreti Hamza'ya ifadeler söylüyor. Hazreti Hamza ifadeler karşısında duramıyor. Gidiyor Mekke'ye ve Mekke'de Ebu Cehil'i kafa
kıpırdıyor. Ebu Cehil kıpırdıyor. Geliyor Muhammed Hasan Aleyhisselam'a. Yeğenim diyor, yeğenim. Ondan intikamını aldım, intikamını aldım. Peygamberimizde hiç hareket yok. Tek ifade var peygamberimizde. Amca, amca. Önemli değil, amca önemli değil. Sen putlara taktığın müddetçe, putlara yoluna gittiğin müddetçe önemli değil amca. Bizim için insanın kafasını yarmışsın. Şunu yapmışsın önemli değil amca. Sen ne zamanki putları bırakır, müşrikliği bırakır, imana girersen biz o zaman memnun oluruz. Mevlam bu dava şuurunu, iman şuurunu güzel anlamayı bize nasip eylesin. Amin. Yoksa kalkıp da amca iyi yapmışsın, Ebu Cehil'in kafasını iyi ki yarmışsın demiyor. Önemli değil diyor amca, önemli değil. Putları bırakman önemli. Putlara tapmaman önemli. Müşrik olmaman önemli. Yeryüzünde mümin olarak yaşaman önemli. Allah'ın bu şuuru hepimize ikram etsin. Amin. Hazreti Ömer geliyor, Hazreti Ömer. O gece Efendimiz dua etmiş. Hazreti Ömer kardeşine gidiyor biliyorsunuz. Kardeşine gidiyor. Kız kardeşine. Eniştesiyle beraber kendisini Kur'an okuyarak yakalıyor. Ve ağır bir ifade bir tokatla kardeşini, kız kardeşini yere seriyor. Eniştesini yere seriyor. Ama kız kardeşinin ifadesi. Ya Ömer, ya Ömer, bizi assan da kessen de doğratan da, bize ne yaparsan yap, biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz Ömer. İmana bak, imana. Peygamber huzuruna geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Hazreti Ömer, peygamberi öldürmeye gelen, o niyette çıkan Hazreti Ömer peygamber huzuruna geliyor. Boynu bükülmüş, kafa yerde. Efendimiz buyuruyor ki, ya Ömer, hakkın davet bilsin. Ebu Leheb gibi hakkında sure bilsin. Ne zaman iman edeceksin? Kendisini şehit etmeye gelen, öldürmeye gelen bir insana Efendimizin ifadeleri, ondan beklentisi. Hazreti Ömer, Efendimizin karşısında eriyor ve iman ediyor, kelime-i şehadet getiriyor. O yüzden peygamber ahlakına baktığımızda kendi göz önünde Ammarlar, Sümeyye annelerimiz bir ayağı bir deveye, bir ayağı diğer bir deveye bağlandığı halde ikiye bölünüyor, imanlarından vazgeçmiyor, peygamber göz önünde oluyor, peygamber de davasından asla vazgeçmiyor. Demiyor, acaba biraz dursam da, biraz düşünsem de, sahabemi muhafaza etsem de, demiyor, dava yürüyecek diyor. Ne olursa olsun diyor. Allah'ın bu şuuru hepimize ikram etsin. Amin. Netice itibariyle Ammar radıyallahu anh geliyor ya Resulallah. Artık eziyetlere dayanamıyoruz ya Resulallah. Habbab bin Elek geliyor ya Resulallah. Çünkü Habbab bin Elek'in vücuduna demir kaynamış demirleri, ateşte pişirilmiş demirleri dayıyorlar. Etler rica ediyorum. Etler eriyor, kemiğe dayanıyor. Lafta Müslüman değil, hakikatte Müslüman. Etler eriyor, kemiğe dayanıyor. Ya Resulallah dayanamıyoruz diyorlar. O peygamber onu gördüğü halde buyuruyor ki peygamberimiz, Habba, daha önceki ümmetlerde demir taraklarla insanların kemiklerini, etlerinden ayırıyorlardı. Ama davalarından vazgeçmiyorlardı. İnsanların diri testerelerle kesiyorlardı. Onlar davalarından vazgeçmiyorlar. Sabra devam, imanı devam, davaya devam. Allah'ın bu şuuru hepimize ikram etsin. Öyle rüzgar Müslümanı. Rüzgar neresinde eserse, eyvah bugün tehlike var. Makam sahibi oldum, tehlike var. Makamım gitmesin. Mevki sahibi oldum, insanların gözünde bir yere geldim, aman yerim gitmesin. Veya buna benzer, maddeyi buldum, aman madde gitmesin. Böyle davasını düşünmeyen, dünya birleşmiş, dünyaya dalmış, peygamber unutmuş. Böyle olmaktan Mevlamızı muhafaza etsin. Amin. Netice itibariyle sahabe-i
11,5 lira bulmuş onları onlara. Dini tavsiye ediyor, imana davet ediyor. Ama asla karşısındakilerden en ufak bir yanıt yok. İtiraz ediyorlar, kabul etmiyorlar. Ve Peygamberimiz şunu anlıyor. Anlıyor ki artık bu Mekke'de iman ve küfür sıkıştı. İlerlemiyor, ilerlemiyor. O gece, o gece. Yani Miraç gecesi. İnşallah bunun özel konferansı olacak inşallah. Allah o geceyi bize yönelttiği nasip etsin. O gece. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail sen bir kere biliyor. Kendisi Mevla'ya davet ediyor. Kendisine bütün güzellikler gösterildiği halde, bütün sıkıntılar gösterildiği halde yüzü hiçbir yere kaymadı diyor Hazreti Allah. Hiçbir yere kaymadı. Cennetin bütün güzellikleri, Allah'ın bütün güzellikleri, bütün sıkıntılar, cehennem ve buna benzer bütün şeyler gösterildiği halde gözü hiçbir şeye kalmadı. O Mevlasına kilitlendi. Mevlasına kilitlendi. Her şeyin yara Mevla var dedi ve Zat-ı Baki Subhaniye'ye kavuştu. Allah'ın bu şuuru hepimize ikram etsin. Amin. Rüzgar Müslümanı etkileniyor. 3 gün yürüyor. Bir bakıyorsun patlaşıyor. Güzel ilerliyor. Bir başka yok ki bir Müslümanın bir yanlış yapanın hatasından dolayı tehlike yaşıyor. Bir iftiraya kalıyor. Bir kıymete kalıyor. Müslüman satıyor. Böyle Müslüman olmaktan Mevlamız muhafaza etsin. Yeryüzündeki Müslümanların durumu gördüğü halde dertten de Müslüman olmaktan hepimizi muhafaza etsin. O yüzden Mekke'yi bırakmasına rağmen Mekke bırakılacak ve Medine'ye geçilecek. Ama dava yürüyecekse, eğer iman ilerleyecekse, İslam her tarafa yayılacaksa Efendimiz için fark etmez. Hicret emri geliyor. Ve hicrete başlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yolda bütün Arap yarımadası ayağa kalkıyor. Çünkü Peygamberin başı şerifine 100 tane deve veriliyor. Peşinden bu kadar sıkıntılara rağmen Süraka yürüyor, Süraka. Süraka peygamber peşinden yürüyor. Lütfen bunları dinlerken peygamberi canlandırarak dinleyelim Allah rızası için. Süraka peygamberin peşinden yürüyor. Peygamberi şehit etmek için peşinden yürüyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ya Resulallah, Süraka geliyor sana bir zarar verildi korkuyorum. Ya Ebu Bekir devam et. Ya Resulallah ben arkaya geçeyim. Ya Ebu Bekir devam et. Süraka geliyor, atı kuma batmaya başlıyor. Süraka atından atlıyor, kılıcıyla peygambere saldıracak, Süraka batmaya başlıyor. O rahmet peygamberi, gözü önünde kendisini öldürmeye gelmiş olan Süraka'yı görüyor. Süraka diyor ki ya Muhammed, ya Muhammed, ne olur ya Muhammed beni affet, anladım diyor. Bu diyor senden kaynaklanıyor. Bak senin diyor devenin ayakları batmıyor. Siz batmıyorsunuz ben batıyorum. Ne olur beni affet. Göreceksin arkadan gelenleri tamamen çevireceğim. Gözü önünde kendisini şehit etmeye gelen bir insana Efendimiz diyor ya Rabbi onu affediyorum diyor. Onu affediyorum diyor. Ve Süraka'ya diyor ki Süraka sana İran'ın Kisra'sının altınlarına müjdeliyorum diyor. Daha sonra Süraka Müslüman oluyor. Peygamber'e gelen, peygamber'e gelen. Onun da direği direği. Allah'ın bu şuuru hepimize ikram etsin. Amin. Kendisini boğazına kılıcı dayan. Bir gavur kılıcı dayıyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni şu anda elimden kim kurtaracak? Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah diyor. Yere serildiğinde peygamberimiz boynuna peygamberin sıra kılıcı dayıyor. Seni şimdi kim kurtaracak? Gavur uyanık. Herkes diyor kendine yakışanı yapar diyoruz. Peygamberimiz git diyor affederim seni. Ve devam ediyor. Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda her denkte her türlü karşılığı diken gavur daha sonra Müslüman olmaya kalktığında kendileri hakkında dikkat edin ifademe. 4 kişi hakkında şu ifadeler bulunduğu yerde gebertilsin. Kim bunlar? Hint radıyallahu anh. Vahşi
radıyallahu anh, İkrime radıyallahu anh, Osman bin Talha radıyallahu anh, hepsi. Bak dikkat edin. Dördü hakkında verilen kararı bulunduğu yerde gebertilsin. Çünkü İslam'a çok büyük zarar verdiler. Kim bunlar? Hint radıyallahu anh, Ebu Süfyan'ın hanımı, Hazreti Hamza'yı şehit ettiren, içini, yani göğsünü yardırıp içini ciğerlerine çıkarttıran, bütün azalarını parmakları kesittiren ve bulunduğu yerde öldürülsün fermanı verilen, geliyor peygamberimize başka kılıkta. Diyor ki, ya Muhammed, İslam daha öncekileri örter mi? Örter mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Peki bu Hint olsa da örter mi? Hint olsa da örter buyunca diyor ki ben Hint'im, Müslüman oldum diyor. Dava aşkı. Davadan vazgeçmek yok. Madem Müslüman oldum tamam diyor. Peki Vahşi'yi affeder misin? Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Peygamberi gözyaşlarına dökmüş. Hazreti Hamza peygamber amcası, peygamberimiz onu gördüğünde ammi ammi diye ağlayan göz yaşlarıyla yeni satan peygamberi gözü önünde. Peygamberimiz diyor ki eğer İslam'ı kabul ederse affederim. İkrimeyi affeder misin ki? İkrime hakkında efendim diyor ki Ebu Cehil'in oğlu babasından daha çok böyle şehit etmişti bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer iyi iman ederse affederim. İkrime'ye haber gönderiliyor Mısır'ın sahillerinde. Haber gönderiliyor İkrime. Muhammed seni affedecek sallallahu aleyhi ve sellem. İkrime diyor ki eğer Muhammed beni affediyorsa bilin ki o peygamberdir diyor. O yüzden kıymetli insanlar, kıymetli peygamber ümmeti, o peygamberimiz davasından zerre kadar vazgeçmedi. Davasını son anına kadar, bizi son anına kadar bırakmadı. Ve son anında bile Cebrail Aleyhisselam kendi geldiğinde ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin ümmetin, bir hafta kalıncaya kadar Allah'tan özür dilerlerse Allah onları affedecek. Olmaz dedi Efendimiz, olmaz. Benim ümmetim bir hafta dayanamaz. Onlar bir hafta dayanamayıp tekrar yanlışı düşebilirler. Olmaz. Son anında Hazreti Ayşe annemizin kucağında ahirete yeter edecek. Bizi düşünüyor Efendimiz. Geldi. Cebrail'e ya Rabbi dedi bir haftayı Muhammed kabul etmedi. Bir saate düşürdü. Efendimiz ona da müsaade etmedi. Bir haftada dayanamaz benim ümmetim. Bir saatte dayanamaz. Sonra devamında Efendimiz bu sefer şu müjdeyi aldı Cebrail'den. Can boğazına gelinceye kadar pişmanlık da tövbedir. Can boğazına gelinceye kadar vazgeçerlerse onları Allah affedecek. Allah'ın boyayı çok iyi anlamak nasip etsin. Bütün peygamberler kabul edilen duasını dünyada kullandığı halde Efendimiz duasını kullanmadı. Ya Muhammed duanı kullan. Yok. Duamı ahirette ümmetim için kullanacağım. Rica ediyorum ya. Bırakmadım sizi diyor Efendimiz. Bırakmadım. Ahirette de olsam sizi bırakmadım. Yapmış olduğunuz güzel ameller bana arz oluyor. Memnun oluyorum. Yapmış olduğunuz hatalar karşısında sizin için Allah'tan özür diliyorum. Allah'ın Resulullah'ı mahcup edecek hallere düşürmekten hepimizi muhafaza etsin. Ona yakışır bir ümmet olmayı hepimize ikram etsin. Onun ahlakını, şuurunu, hassasiyetlerini, ciddiyetini her zerresini, her zerremize ikram etsin. Evlatlarımıza nasip etsin. Bütün insanlara nasip etsin. İhtiyacımız var. Yok mu? Biraz daha kuvvet. Var. Bugün Türkiye'de ve tüm dünyada peygamberi ahlaka ihtiyaç var mı yok mu? Var. O zaman bunu başkasından beklemeyeceğiz. Bunu biz yaşayacağız. Biz yaşatacağız. Biz anlatacağız. Biz yalvaracağız Mevlamıza. Mevlam bizi ikram edecek inşallah. İnşallah. Bizim yavrularımızın,
Bizim gençliğimizin peygamberi ihtiyacı arkadaşlar. Ne olur rica ediyoruz. Gelin buna biz örnek olalım, biz önder olalım ve peygamber yolunu bırakmayalım inşallah. İnşallah. Allah hem dünyamızı hem afetimizi mamur eylesin. Amin. Yemine hepinize razı olsun. Amin. Evlatlara geçeceğiz mübarek eylesin. Amin. Ahmet'te Resulullah'ın huzuruna çıktığımızda Resulullah'ın bağrına bastı. İşte ümmet böyle olur dedi ümmetin olmayı hepimize ikram etsin. Amin. Evlatlara hepinize razı olsun. Amin.